Merhaba arkadaşlar. Gitar performansı içeren videolarıma uzun zamandır aldığım bazı yorumlara artık kayıtsız kalamadım. Bugüne kadar kanalımı yalnızca kayıt ve performans videolarımı sergilediğim bir nitelikte kullanmıştım. Ama artık benden de bir şeyler öğrenmek isteyen arkadaşlara cevap veren videolar yapmaya karar verdim. Bu amacı taşıyan ilk içeriğimle de karşınızdayım. Ama tabii yine de gitar çalmayı ihmal etmedim. Şu an geriden dinlemekte olduğunuz fon müziğini yaptım mesela. Yeni tanışacağımız arkadaşlar da buna kulak vererek gitarist kimliğim hakkında bir fikir sahibi olabilir. Gitarist olma sürecini 3 anahtar kelime etrafında, 3 başlık altında anlatmaya çalışacağım. Umarım yeni başlayanlar için aydınlatıcı bir içerik olur. Birinci anahtar kelimemiz motivasyon. Gitar ilk ele alındığında genelde bir motivasyon sorunu yoktur. Ama bir enstrümanda sıfırdan ilerlemek belli bir seviyeye gelene kadar yorucu ve sabır tüketici bir süreç haline gelebilir. Henüz yabancısı olduğunuz teorilerle tanışırken uygulamakta zorlandığınız pratikleri de isteksizce tekrar etmeniz gerekebilir. İşte bu süreç kısa vadede artık sizi gitarı elinize almak istemediğiniz bir noktaya götürebilir. Bu noktaya geldikten sonra dönüş zordur tabii. Yok ben yapamayacağım, uğraşamayacağım deyip gitarı bir köşeye terk etmemek için şimdi vereceğim tavsiyelere kulak verebilirsiniz. Öğrenme sürecinde tamamen bir başınıza kalmak iyi değildir arkadaşlar. Mümkünse başlangıç seviyesi gitar eğitimini bir özel öğretmen eşliğinde ya da sınıfça eğitim veren kurs gibi kolektif ortamlarda almak daha etkilidir. Başarmakta zorlanılan aşamalar tek başına olma duygusuyla birleşirse uğraşılan işin zorlayıcılığı da artabilir. Elbette kendi kendinize çalışmanız da önemli ama her aşamada bir başınıza olmanız başlangıç aşamasının kırılganlığını artırır. Tek başınıza çalışırken dahi ses çıkaran tek varlık siz olmayın. Sevdiğiniz bir şarkıyı akorlarıyla çalmak mı istiyorsunuz? Sadece orijinal akor sayfasını açmayın. Şarkının kendisini de açın bir süre sonra. O şarkının gitaristi olmaya çalışın biraz. Ama ben şarkıyı yakalayamıyorum, akor geçişleri çok hızlı, ritme ayak uyduramıyorum gibi düşüncelere teslim olmayın. Yakalayabildiğiniz yerden tutun siz de. Koşun ardından, şarkı size tur bindirsin önemli değil. Ama kendinizi o şarkının içinde hissedin. Bir yerlerden yakalamaya başladığınızda inanın ki o tazelenen motivasyonu hissedeceksiniz. Bir şarkıya iyi ya da kötü eşlik edebildiğiniz ya da mırıldanarak kendinize çalabildiğiniz anları vakit geçirmeden de kayda alın. Ben videoya da ses kaydı alınacak seviyede değilim diyerek kestirip atmayın konuyu. Kendinizi dinleyin ve izleyin. Yapabildiklerinizi bir de üçüncü bir göz hissiyatıyla görün. Bir şeyler oluyor galiba diyebilmenin en iyi yollarından biridir kendini karşıdan dinlemek. İlerideki hataları ve eksikleri daha iyi gözlemleyebilmek için de iyi bir yöntemdir, unutmayın. İkinci anahtar kelimemiz amaç. Açıkça şunu belirtmek gerek ki, söylenecek şarkıya eşlik için birkaç akor ve ritim kalıbı öğrenmek işin çok kısıtlı bir bölümü. Bunu tek ilerleme yöntemi olarak benimsemek gitarist olmak için yeterli değil arkadaşlar. Örneğin E ile EM akorlarının majör ve minör olarak ayrışmasının hangi notadan kaynaklandığını bilmeniz gerekir. Bu akor değişimi içeriği bilinmeyen ezbere bir parmak manevrasından ibaret olmamalı. İşaret parmağıyla boştaki sol sesi yerine sol diyeze basıldığı için EM akorunun E akoruna dönüştüğünün farkında olmalısınız. Gitar klavyesinde hangi telin hangi perdesinin hangi notaya tekabül ettiği konusunda bir merakınız olmalı. Yalnızca marş akorların gitar klavyesi üzerindeki yerlerini ezberlemek sizi kısıtlar. Ama notaların gitar üzerindeki yerlerini öğrenmek ise sizi özgür kılar. Mesela boştaki tellerin aşağıdan yukarıya doğru mi, si, sol, re, la, mi notalarını oluşturduğunu öğrenerek işe başlanabilir. Gitara en çok merak duyulan yaşlar hepimizin bildiği gibi ergenlik döneminde denk gelen yaşlar. Bu çağlarda gitara gösterilen ilgi aslında tam olarak gitarın kendisine olmayabilir. Özellikle de gitar çalma aktivitesinin sosyal getirileri bu dönemdeki kardeşlerimiz için gitarın kendisinden daha cezbedici gelebilir. Böylesi bir yönelimin devam etmesi de komple müziğin kendisiyle yanlış bir ilişki sürdürmeye neden olur. Gitarı bir şarkı çalma aracı değil, şarkıları bir gitar çalma aracı olarak görmek en sağlıklı bakış açısıdır. Öğrendiğiniz ve ifa ettiğiniz her eserde gitarı daha iyi tanıma amacına yaklaşmış olmalısınız. Özetle, gitarı bir araç değil,
amaç olarak görebildiğiniz noktada artık gerçekten gitarist olmak için doğru tutumu kazanmış olursunuz. Üçüncü anahtar kelimemiz yol. İlerideki muhtemel gitarist kimliğinizle hangi yoldan gideceğinizi tespit etmek size hız ve kararlılık kazandırır. Klasik müziğe mi merakınız var? Latin, İspanyol müzikleri mi ilginizi çekiyor? O zaman klasik gitarda ilerlemek sizin için en güzeli. Rock ve metal müziğe mi ilginiz var? Kendinizi Nothing Else Matters çalarken mi hayal ediyorsunuz? Ya da Sweet Child O' Mine dinlerken solo kısmı geldiğinde başka bir keyif mi alıyorsunuz? O zaman planınızı elektro gitarda ilerlemek üzerine yapmalısınız. Bas gitara ayrı bir sempatiniz varsa da onunla tanışmak için süreyi çok uzatmamalısınız. Klasik gitar ayrı bir dal olmakla beraber temel donanımları kazanmak için de uygun bir basamaktır. Diğer tüm gitar türlerine geçiş için de köprüdür aynı zamanda. Klasik gitarda belli bir hakimiyet kurduktan sonra ister akustik, ister elektro gitara, isterseniz de ukuleleye kadar geçiş yapabilirsiniz. Öğrenci gitarı diye söylene gelen başlangıç seviyesi klasik gitarla işe başlamak gayet makul bir yaklaşım. Acemi şoförün altına en üst segment arabayı çekmek ne kadar mantıklıysa, yeni başlayan birinin eline en yüksek kalite bir gitar vermek de o kadar mantıklı. Bir süre zayıf bir bilinçle hor kullanılacak bir ürüne yüksek ödemeler yapmak pek tercih edilmez diye düşünüyorum. Öğrenci gitarı ile olan tanışma olumlu sonuçlandıktan sonra artık yol çizilmeye başlanacak ve ilgi alanınıza uygun gitarla tanışmanın vakti gelmiş olacak. İstediğiniz türde gitarist olun ama sakın ritim gitarist ya da solo gitarist olacağım demeyin. Biri kalkıp da size ben ritim gitaristim diyorsa, böyle söylemesi onun çok iyi ritim atmasından değil, solo çalmayı henüz pek bilmemesinden kaynaklıdır. Bir şarkının ritmini de, arpejini de, rifflerini de, sololarını da çalma iddiasında olan biri ancak gitarda hakimiyet kurabilir. Bir şarkıyı çalarken uygulanacak metotlar şarkının yerine, zamanına ve görev dağılımına göre değişir. Ama bir şarkı içinde arpej çalmaktan sorumlu olmanız sizi arpej gitaristi yapmaz. Duman grubunda Kaan Tangöze'nin gitar çalışına bir bakarsanız yerine göre şarkının rifflerini bastığını, yerine göre de solo attığını görürsünüz. Vokalistlik yaparken gitarla kendime eşlik edebilmek, gitarist solist kimliğimle sahne yapabilmek istiyorum diyen arkadaşlara da tavsiyem şudur. Şarkı söylemek sizin için ön plandaysa gitardaki gelişiminizi sürdürebilmek adına bir loop pedalı almanız faydalı olur. Özellikle tek gitar vokal performansı sergileyecek arkadaşların solo çalma konusundaki becerilerini artırabilmeleri için işlevsel bir seçenek. Pedal aracılığıyla kaydettiğiniz ritim ya da arpejin üzerine solo geçebilme lüksünü ve vokal olarak kullandığınız sesinizi dinlendirebilme fırsatını çok seveceğinizden eminim. Sonuç olarak sizi gitara yönlendiren birçok sebep olabilir. Müzikle bir şekilde temas etmenizi sağlayan bütün sebepler güzeldir. Ama başlardaki motivasyonu doğru yönetmek, gitar çalmanın gerçek amacının farkında olmak ve yolunuzu kendi kimyanıza uygun şekilde belirlemek esas olmalı. Siz de bu videonun altına gitarist olmakla ilgili soru, tecrübe ya da düşüncelerinizi yazarsanız daha geniş kapsamda faydalı bir içeriğe beraberce imza atabiliriz. Müzik sevgisiyle yola çıkan herkese başarılar, bol şans.